Merhaba arkadaşlar Meskebi Kimya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle karbon kimyasına giriş konusuna devam ediyoruz. Bugün size hibritleşme ve molekül geometrisi konusundan bahsedeceğim. Konuyla ilgili pdf yine aşağıda açıklama kısmında oradan indirip benimle beraber takip edebilirsiniz. Hazır buraya kadar gelmişken kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hazırsak başlayalım. Hibritleşme ve molekül geometrisinde nelerden bahsedeceğim size? Aynı enerji düzeyindeki farklı orbitallerin kendi aralarında örtüşerek eş enerjili yeni orbitaller oluşturmasına biz hibritleşme ya da melezleşme diyoruz arkadaşlar. Bu yeni orbitallere ise hibrit orbitalleri ifadesini kullanıyoruz. Biz genel olarak burada karbon atomu üzerinden yola çıkacağız ama diğer elementlerden de bazılarını göstereceğim. Karbon atomunun temel uyarılmış ve hibritleşmiş halini şu şekilde gösterebiliriz. Bakınız karbonun temel hali en başta gibidir. 1S2, 2S2, 2P2. Görüyorsunuz 2P'nin enerjisi 2S'den fazladır. Böyle bir durum söz konusudur. Karbonun 4 bağ yaptığını biliyoruz. Ama bir element yarı dolu orbital sayısı kadar bağ yapabilmektedir. O zaman ne olacak? S'deki bir elektronun P'ye geçmesi gerekiyor arkadaşlar. P'ye böyle durup dururken geçemez arkadaşlar. Enerji gerekiyor. Enerjiyi aldı. S'deki bir elektron P'ye geçti. Şu an eş enerjili değiller. Uyarılmış Ama arkadaşlar S ve P'nin enerjisi eşitlenirse S'ninki biraz artıyor. P'ninki biraz azalıyor. Yani ne oldu? S buradaydı. P buradaydı. S biraz arttı. P biraz azaldı. Eşitlendi. Yani ne deve ne kuş. Deve kuşu oldu bunlar arkadaşlar. Bu orbitaller ne S orbitali ne de P orbitali. Ne yaptım? Bakınız. S'den bir orbital geldi. P'den de 3 orbital geldi. Dört tane orbital aldım. S'den bir P'den 3. İşte SP3 hibritleşmesi diyeceğiz buna birazdan. İşte hibritleşmede bir orbitalin enerjisi yükseliyor. Diğer orbitallerin enerjisi düşüyor. Böylelikle eş enerjili yeni orbitaller meydana geliyor arkadaşlar. Şimdi ikinci periyot elementlerinden bazılarının Bileşiklerindeki merkez atomun hibritleşme türlerinden bahsedelim. Berilyumdan bahsedeceğim, bordan bahsedeceğim, karbondan bahsedeceğim, azottan ve oksijenden bahsedeceğim arkadaşlar. İkinci periyotta lityum hibritleşmiyor, flor hibritleşmiyor. O yüzden onları dahil etmiyoruz bu duruma. Şimdi berilyum örneğinde hibritleşmeden bahsedeceğim. Kafanızda bir şekillenecek. Bor örneğinde birazcık daha şekillenecek. Karbon örneğinde oturacak arkadaşlar. Dikkatli seyredin beni. Berilyum hidrür. Berilyum ikinci periyot 2A iki grubunda bulunan bir elementtir. Bileşiklerinin kovalent karakteri yüksektir. O yüzden bu örneği vermekteyiz. Merkez atom burada berilyum. Diğer atomlar kime bağlanıyor? Berilyuma bağlanıyor. Bundan dolayı merkez atomdur. Merkez atom diğer atomların bağlandığı atoma verilen bir ifadedir. Bakınız. Berilyum 1s2, 2s2 şeklinde bitiyor. Var mı yarı dolu orbitali? Yok. Bir de 2P0 var boşta. Şimdi yarı dolu orbitali olmadığı için bağ yapamaz gibi gözüküyor bu. İşte o yüzden ne oluyor biliyor musunuz? S'deki bir elektron P orbitaline geçecek. Ama ne demiştik öyle durup dururken geçemiyor. İşte S'deki bir elektron enerjiyle P'ye geçtikten sonra ne oluyor biliyor musunuz? S'deki orbitalin enerjisi yükseliyor. P'deki elektron geçen orbitalin enerjisi düşüyor. Böylelikle S'den bir tane P'den de bir tane elektron eş enerjili yeni bir orbital oluşturuyor. S'den bir p'den bir orbital kullandığım için bu orbitalin ismi sp orbitali oluyor arkadaşlar. Bakınız o zaman da ne oluyor? Berilyum 1s2 2sp1 2sp1 diye gösteriyoruz. Yani iki tane yarı dolu orbitali olan yeni bir orbital oluşturdu. Böylelikle ne oldu arkadaşlar? İki bağ yapabilir hale geldi. Bakınız burada daha iyi gösteriyor. Demin göstermiştim ya hibritleşme ile ilgili. Başta 1s2 2s2 2p0'dı. S'deki bir elektron p'ye uyarıldı. Sonra bu elektron bulunan orbitallerin enerjisi eşitlendi. S'deki orbitalin enerjisi biraz yükseldi. P'dekininki biraz düştü. Böylelikle eş enerjili iki orbital meydana geldi. Diğer ikisi aynen duruyor bakın onlara dokunmadık. İşte bu enerjisi eşit olan yeni orbitallere S'den bir P'den bir orbital kullandığım için SP orbitalleri bu hibritleşmeye de SP hibritleşmesi diyoruz arkadaşlar. Bir element yarı dolu orbital sayısı kadar bağ yapabilir demiştik ya o zaman berilyum hidrürün görüntüsüne bakın arkadaşlar. Berilyum merkezde hidrojenler sağlı solu bağ Bağlanmış. İşte arkadaşlar görüntü budur. Şu şekilde gözükecektir. Merkezde berilyum. iki tane kim bağlandı? Hidrojen bağlandı. Böyle bir görüntüye sahip. Şimdi bakınız. Şurada hidrojenle hidrojen arasındaki şu açı kaç derecedir? Tabii açı dedim mi merkeze teğet İlhan hocama danışmak lazım ama görüyorsunuz doğrusal 3 tane nokta varsa buradaki açı 180 derecedir değil mi? İşte burada bağ açısı 180 derecedir diyoruz. Burada hibritleşme türünü söylemiştik. SP hibritleşmesi vardı. Molekülün polarlığı apolarlığı. Bakınız, merkez atom tüm bağlarını yapmış. Molekül apolar. Merkezde çünkü ortaklaşmamış elektron kalmadı. Molekül apolar. Devam ediyorum. VSEPR gösterimi diyoruz. Valans elektron itme kuramı diye bir ifadedir bu. Burada merkez atoma A denilir. Bağlanan atomlara da X denilir. Birazdan devreye girecek. Bir de merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron varsa o da E ifadesiyle gösteriliyor. Burada ortaklaşmamış elektron yok. Merkez atomumuz var. A. İki tane bağlanan atomumuz var. Bunlar da ne? X2. O zaman bunun VSEPR gösterimi AX2 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Ve bu moleküle bakarsanız dümdüz değil mi? Yani doğrusaldır. Tamam mı arkadaşlar? Şuraya bakıyoruz. BH3. Bor trihidrür. Merkez atom burada kim? Bor. Diğer atomlar bora bağlanıyor. Bor neydi normalde? 1S2, 2S2, 2P1. 3A grubu. 3 bağ yapması lazım. Ama şu anki yarı dolu orbital sayısına bakarsak 1 bağ yapıyor gibi bir durum. O zaman ne olacak? S'deki bir elektron P'ye geçecek. Dikkat ettiniz mi? S'deki bir elektron P'ye geçtiğinde artık elektron içeren orbitaller S'de bir tane P'de iki tane var. O zaman bunların enerjisi eşit olması gerekiyor. Yani S'dekinin enerjisi biraz yükselecek. P'deki iki tanenin enerjisi biraz düşecek. Böylelikle eş enerjili üç tane orbital oldu gördüğünüz gibi. S'den bir P'den iki orbital devreye girdiği için hibritleştiği için bu orbitalin ismi SP2 orbitalidir arkadaşlar. İçerdiği elektron sayısı değil. Biz orbital sayısına göre söylüyoruz bunu. S'den 1, P'den 2 orbital devreye girdi. O yüzden SP2 orbitali bu hibritleşmede nedir? SP2 hibritleşmesidir arkadaşlar. Bakınız bor trihidrürün görüntüsünü vermişiz orada. Merkez atom bor. 3 tane hidrojen bağlanmış. Yani görüntümüz bu arkadaşlar. Bakınız böyle düzlemde duruyor. Bu şekilde. Şuradaki açılar kaç derecedir? Şöyle bir üçgen düşünürsek. Şu merkezde olduğuna göre şu açılar nedir? İlhan hocam söyler söylerler değil mi? Tabii ki söylerler ya. 120 derecedir. Bu açıların hepsi 120 derecedir gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Burada merkez atomun hibritleşme türü sp2. Şu şekle bakarsak neyi gösteriyor? Bakınız şöyle bir düzlem üçgeni gösteriyor değil mi arkadaşlar? Düzlem üçgen ya da üçgen düzlemsel. VSEPR gösterimi. Ortaklaşmamış elektron yok. Merkez atom A. 3 tane bağlanan atom var. X3. O zaman VSEPR gösterimi AX3 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Ve bu molekülde merkez atomda ortaklaşmamış elektron yok. 3A grubu elementi 3 bağ yapmış. Yani tüm değerlik elektronlarını bağ katmış. O zaman molekül apolar oldu. Gelelim en önemlilerinden bir tanesi olan CH4'e. CH4 yani metan, merkez atomu karbondur. Karbona 4 tane hidrojen bağlanmış. Karbon 1S2, 2S2 2P2'dir. Demin göstermiştim bunu hatırlarsanız. Karbon 4 bağ yapması lazım. Ama şu anda 2 bağ yapabilir gibi duruyor. Çünkü 2 tane yarı dolu orbitali gözüküyor. O zaman S'deki bir elektron o boş olan P'ye geçecek. Ne oldu böylelikle arkadaşlar? S'de bir P'de 3 orbital var. Ne oluyor da elektron geçen orbitallerin enerjisini eşitliyorduk. S'dekinin enerjisi yükseldi. P'dekilerin enerjisi düştü. Böylelikle S'den bir P'den 3 orbital devreye girerek bir yeni hibrit orbitali oluşturdu. SP3 orbitalleri arkadaşlar. Hibritleşmeye de SP3 hibritleşmesi diyoruz. Gösterim şekli bakınız karbonda 1S2, 2SP3, 1, 2SP3, 1, 2SP3, SP3 2 SP3 Hocam niye 2 SP3 4 yazmadınız? Arkadaşlar tek tek gösteriyorum ki kaç tane bağ yapabildiğini görün diye arkadaşlar. Görsel olarak da bakınız burada enerji görselini vermişim size. 1 S2, 2 S2, 2 P2 idi. Ne oldu? S'deki bir elektron geçti. 1 S2, 2 S1, 2 P3. S ile P'nin enerjisi eşitlendi. 1 S2, 2 SP3, 2 SP3, 2 SP3, 2 SP3, bir oldu arkadaşlar. SP3 hibritleşmesi. CH4 molekülü Gördüğünüz gibi karbon merkezde 4 tane hidrojen bağlanmış. Hocam 90 derece mi? Düzlem değil arkadaşlar. Bakınız görüntü bu. Görüntü bu şekilde. Şimdi burada karbon merkezde 4 tane hidrojen atomu bağlanmış. Şöyle göstereyim size. Şuradaki açılar 109,5 derecedir. 3 boyutlu olduğu için. Hocam ya eşit oluyor mu ya öyle? Bak şimdi ne yapacağım? Seyredin. Şöyle tuttum. Yine aynı görüntü. Şöyle tuttum aynı görüntü. Görüyorsunuz görüntüsü hiç değişmiyor. Nasıl koyarsam koyayım 4 tarafı da aynı aynı şekilde çok düzgün 4 tane yüzü var gördünüz mü? İşte o yüzden bu molekülün şekli düzgün 4 yüzlüdür arkadaşlar. Bağ açılarını söyledik 109,5 derece. Merkez atom sp3 hibritleşmesi yaptı. Merkez atomda bağ oluşumuna katılmayan elektron var mı? Yani ortaklaşmamış elektron var mı? Yok. O zaman molekül apolar. Baktığımızda merkez atom A. 4 tane bağlanan atom var. X4. A X4'tür. VSEPR gösterimi. Molekül şeklini söylemiştim. Düzgün 400'lü ya da bazı kaynaklarda tetrahedral. Tetra 4 demek ya. Tetrahedral ifadesini de kullanıyorlar arkadaşlar. Sıra geldi amonya NH3. NH3'te merkez atom kimdir? Azottur. Çünkü diğer atomlar ona bağlanıyor. Şimdi 1S2, 2S2, 2P3 yapmış gördünüz mü? Ha, şimdi. Hocam 3 bağ yapıyordu zaten. Tamam yine 3 bağ yapmış. O zaman hibritleşmiyor mu? Hayır hibritleşiyor arkadaşlar. Azot atomunda tamam bağ sayısı değişmiyor. Ama arkadaşlar aynı enerjiye sahip 4 tane orbital olması aslında atomun işine geliyor. Yani hibritleşmesi işine geliyor. 2s ve 2p orbitalleri hibritleşecek. Ama hocam işte elektron sayısı değişmedi niye hibritleşiyor? Ya şöyle düşünsenize. 2p'deki elektronların enerjisi yüksek, değil mi? Ama hibritleştiğinde enerjisi biraz düşüyor mu? Evet. Yani atom bağ yaparken daha az enerjiyle bağ yapmış olmuyor mu? Evet. O yüzden hibritleşiyor arkadaşlar. Ne olacak? S'de 2 tane, P'de 3 tane elektron vardı. S'den 1 orbitali, P'den 3 orbitali hibritleştirdik mi? Şimdi buraya çok dikkat edin. Ne dediğime çok dikkat edin. Tamam. S'de 2 elektron var. Doğru. P'de de 3 elektron vardı. Bunlar enerjisini eşitledi değil mi? Artık bunlar ne s orbitali ne de p orbitali. Hocam biz buna s2p3 mi diyeceğiz? Hayır arkadaşlar. Bir tane s orbitali kullandım. Orbital elektron değil. 3 tane de p orbitali kullandım. Yani bunlar da sp3 hibritleşmesi yapmış oluyor. sp3 orbitalleri oluyor bunlar. Sadece sp3 orbitallerinden bir tanesinde iki elektron oluyor. Diğerlerinde tek elektron oluyor arkadaşlar. Yani yine 3 bağ yapmış oldu. Sadece bağ yapan elektronların enerjisi biraz düşmüş oldu. Bakıyoruz bir s 2 2SP3, 2, 2. Birazdan onun ne işe yaradığını göreceğiz. 2SP3, 1, 2SP3, 1 ve 2SP3, 1 oldu. En haşüşte azotun işte o 2SP3, 2 var ya o tepesindeki 2 nokta o arkadaşlar. O elektronlar onlar. Hidrojenlerde o 2SP3, 1'lere bağlandı. Böyle bir yapı meydana getirildi. Bakın arkadaşlar. Görüntüyü görüyor musunuz? Burada işte şunlar ortaklaşmamış elektronlar. Bunlardan dolayı diğer hidrojenleri itti. Aşağıya doğru itti. Eğer onlar olmasaydı ne olur? biliyor musunuz arkadaşlar? Aynı bor gibi olurdu. Böyle olurdu. Ama o elektronlar olduğu için ne yaptı? İtti ve böyle bir görüntü meydana getirdi. Bu görüntüde bakınız. Aşağıya doğru indirdiği için şuradaki açılar farklı. Şu açı 107 ya da bazı kaynaklarda 107.3 şeklinde söylenir. Şu aradaki açılar bağ açısı 107 ya da 107.3. Bu açılar önemlidir arkadaşlar. Sakın unutmayın. Şimdi baktığımızda merkez atomda ortaklaşmamış elektron var mı? var. O zaman bu molekül polar. Birincisi bu. Devam ediyorum. Buraya baktığımızda SP3 hibritleşmesi yaptı merkez atom. Görüntüye bakar mısınız arkadaşlar? Görüntü sanki bir piramit gibi duruyor değil mi? Üçgen piramit ama. Şöyle bir üçgen yapısı var ya. İşte buna üçgen piramit diyorlar. Devam ediyorum. VSEPR gösterimi. Merkez atom A. 3 tane bağlanan atom var. X3. Merkez atomda bir tane ortaklaşmamış elektron çifti var. O da E. Yani AX3E şeklinde gösterilmiş gösterilecektir. Bunun VSEPR gösterimi. H2O'ya bakalım. H2O'da merkez atom oksijen. Oksijene iki tane hidrojen bağlanmış. Burada oksijen 1S2, 2S2, 2P4 şeklindedir. 2 bağ yapacak. Yine 2 bağ yapıyor. Bunda bir değişiklik yok. Sadece ne oluyor demiştik arkadaşlar. S ve P orbitalleri hibritleşiyordu. S'dekinin enerjisi biraz yükseliyor. P'dekilerin enerjisi düşüyor. Böylelikle SP3 orbitallerimiz oluşmuş oldu. Şimdi burada dikkat edin. S2P4'tü hatırlarsanız. S2'nin enerjisi biraz yükseldi. P4'ün enerjisi biraz düştü. Böylelikle aynı enerjiye sahip S'den bir P'den 3 orbital kullandığımız için dört tane SP3 orbitali oluştu. Ama fark ne? Oksijende iki tane SP3 orbitalinde ikişer elektron var. Dikkat ediyor musunuz? 1 S2, 2 SP3 2, 2 SP3 2, 2 SP3 1, 2 SP3 1. İşte bu SP3'lerden birer tane olanlar bağ oluşturacak. Diğerleri de ortaklaşmamış elektronlar olacak. Burada da bakınız görün vermiş. Şimdi H2O'ya baktığımızda merkez atom oksijen. O iki SP3-1'ler hidrojenlerle bağlandı. Bakınız oksijene iki tane ortaklaşmamış elektron çifti var. İşte o iki SP3-2'lerde onlar arkadaşlar. Molekülün şekli bu. Gördüğünüz gibi bakınız şurada H2O'da oksijen merkezde hidrojenler bağlandı. iki tane de ortaklaşmamış elektron çifti var. Bu ortaklaşmamış elektron çiftleri bunları aşağı ettiği için burada doğru değil de bir kırık doğru olmuş oluştu gördünüz mü ya da açısal bir görüntü oluştu bu aradaki açıya 104,5 derece diyoruz. Ortaklaşmamış elektronların itmesinden dolayı. İşte burada VSEPR gösterimi AX2E2 arkadaşlar. Ortaklaşmamış elektron çiftinden dolayı E2. iki tane bağlanan atomdan dolayı X2. Burada da A var. AX2E2 olacaktır. Merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti olduğu için nedir bu? Polar bir moleküldür diyoruz. Daha önce söylemiştim. Hidrojen ve flor hibritleşme yapmamaktadır. O yüzden 7A grubunun hibritleşmesinden bahsetmeyeceğiz. Gelelim karbon atomunun hibritleşmesi ve bağ türüne. Hocam demiştik zaten işte sp3 değil miydi? Hayır arkadaşlar. Karbon atomunun farklı hibritleşme yapabilme yeteneği vardır. O da pi bağları ile alakalıdır. Şimdi söyleyeceğim. Bakınız arkadaşlar. Sigma ve pi bağları diye bir şey vardır. Sigma bağı güçlü bir bağdır. Pi bağı buna göre daha zayıf bir bağdır. İki orbitalin ucuca örtüşmesiyle meydana gelen bağ biz sigma bağı diyoruz. Sigma bağı iki atom arasında oluşan ilk bağdır arkadaşlar. Bakın iki tane S orbitali. Birbiriyle ucuca örtüştü. s örtüşmesi. Bu kim de vardır. Örnek vereyim. h de vardır. H2'de iki tane hidrojen atomunun S orbitali birbiriyle örtüşür. Yani ortaklaşır. İşte SS örtüşmesi burada sigma bağı meydana gelecektir. S ile P orbitali de örtüşebilir arkadaşlar. S ile P orbitali örtüştüğünde ucuca örtüştü. SP örtüşmesi ifadesini kullanıyoruz. Ucuca olduğu müddetçe sigma bağıdır. İki tane P orbitali ucuca örtüşebilir. Nedir bu? PP örtüşmesi diyoruz. Mesela S ile SP3 orbitali örtüşebilir. Buna da sp 3 örtüşmesi diyebiliriz. İki tane SP3 orbiteli ucucu örtüşebilir. Buna da SP3-SP3 örtüşmesi diyebiliriz. Bu da sigma bağıdır. SP2-SP2 olabilir. SP3-SP2 olabilir. SP-SP arasında olabilir. SP ile SP2 arasında. SP ile SP3 arasında olabilir. S ile bunlar arasında olabilir. Yani ucucu olan tüm örtüşmeler sigma bağıdır arkadaşlar. Düzlemin altında ya da üstünde bulunan P orbitallerinin dik olarak paralel paralel örtüşmesiyle meydana gelen bağ ise biz pi bağı diyoruz. Daha zayıf bir bağdır. Şimdi sigma bağı orbitallerin ucucu örtüşmesiyle meydana geliyordu. Ama pi bağı orbitallerin paralel örtüşmesiyle meydana geliyor. Ve p orbitaller arasında oluyor. İki tane p orbitali paralel olarak böyle örtüştüğünde pi bağı meydana gelmiş oluyor. Ve bir pi bağı sigma bağından daha zayıf bir bağdır. İki atom arasında oluşan ilk bağ sigma bağıdır. Ama iki atom arasında oluşan sonraki tüm bağlar pi bağıdır. Şöyle söyleyeyim. CH4'e bakın. CH4'te 4 tane tekli bağ var. Görüyor musunuz? Karbonla hidrojen arasında tekli bağlar var. Bu nedir arkadaşlar? Sigma bağdır. Yandakine bakıyoruz. C2H4'te C ile H arasında tekli bağ var. Bu sigma'dır. C ile C arasına bakar mısınız? İkili bağ var. Bunlardan birincisi herhangi bir tanesi olabilir. Ben alttakini vermişim. Sen üsttekini verebilirsin. Sorun değil. İki karbon atomu arasında oluşan bağ bir tanesi sigma, diğeri ne olacaktır? Pi olacaktır arkadaşlar. Şuna bakın C2H2'de karbon atomu hidrojen projenle tekli bağ yapmış sigma. Ama karbon karbon arasına bakar mısınız? Orada üçlü bağ var. Bir tanesi sigma. Diğer ikisi nedir o zaman? Pi bağdır. Şuraya bakalım. CO2'de karbon atomu iki tane oksijenle bağlamış. İkili bağlar yapmış gördüğünüz gibi. Karbon atomu ile oksijen arasındaki bağlardan bir tanesi sigma diğeri nedir? Pi bağdır. Aynısı diğer taraf için de geçerlidir. Bu ifade çok önemli arkadaşlar. Karbon atomunun yaptığı her bir pi bağı sp3 hibritleşmesindeki bir tane p'yi azaltıyor. Çünkü niye? Pi bağı p orbitali olmuyor muydu? Diyelim karbon atomu bir tane pi bağ yaptı. O zaman p orbitalinin bir tanesi bu işin dışına çıkacak. Ne kaldı geriye? sp3 değil de sp2 kaldı. Eğer pi bağ yoksa o zaman sp3 hibritleşmesi yapar karbon atomu. Ama bir tane pi bağ varsa p'nin bir tanesi gitti. Artık karbon atomu sp2 hibritleşmesi yapacaktır. İki tane pi bağ içeriyorsa arkadaşlar bu durumda da ne olacaktır? sp hibritleşmesi yapacaktır. Çünkü iki tane p orbitali işin dışında kaldı. Geriye ne kaldı? sp3'ten sp kaldı arkadaşlar. Bakın burada örneğimiz çok çok güzel. Bir tane CH3 yapısı var. Yandaki karbona bağlanmış. Orada ikili bağ var. O yandaki karbona ikili bağla bağlanmış. Böyle gidiyor. Şimdi buradaki karbon atomunun birincisine bakar mısınız? 4 tane tekli bağ var. O zaman bu karbon atomunda pi bağı bulunmadığı için ne diyebiliriz? Bu karbon atomu sp3 birleşmesi yapar diyebiliriz. İkinci karbon atomuna bakar mısınız? Yandaki karbonla bir tane pi bağı var. Yani ikili bağ yaptığı için orada bir tane pi bağı var. Bu karbon atomunun 3 tane sigma bir tane pi bağı olduğu için pi bağı ne demiştik? sp3'ten bir tane düşürdük. O zaman bu ikinci karbon atomu sp2 hibritleşmesi yaptı. Hemen yandaki karbona bakalım. Aa hocam onun da ikili bağ var. Hayır dikkat et. Sağlı sollu ikili bağ var. Yani bu karbon atomu iki tane pi bağ içeriyor. O zaman nedir bunun hibritleşme türü? sp hibritleşmesidir. Bir sonraki evet ikili bağ içeriyor. Bir tane pi bağ var. O da sp2 hibritleşmesi yapmış olacaktır. Sigma bağlarını sayarak hibritleşme türünü de bulabilirsiniz. Yani kaç tane sigma bağı varsa ona göre hibritleşmesini söyleyebiliriz. Dikkatlice seyredin. C2H6 molekülüne bakalım. 4 tane tekli bağ var. Diğeri de 4 tane tekli bağ içeriyor. Birinci karbon atomunun yaptığı sigma bağları sayısına bakalım. 4 tane değil mi? Herhangi birinden başla. O karbon atomu için. SP0, SP1, SP2, SP3 hibritleşmesi yapmış olacak. Mesela bir tane ikili bağ olsaydı o zaman 3 tane sigma bağı içerecekti ya. Diyecektik ki SP0. SP1, SP2 hibritleşmesi yaptı. Diyelim sağlı sollu iki tane pi bağ var. O zaman geriye iki tane de sigma bağ kalacaktır. Ne diyecektik? SP0, SP1 yani SP hibritleşmesi yapmış olacaktı. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi buraya çok dikkat edin. Bazen bununla ilgili sorular gelebiliyor. C2H6 molekülündeki karbon atomunun orbital örtüşmelerini de sorabilir. Şimdi karbonların hibrit türlerini söyleyelim önce. Ne var burada? Hepsi tekli bağ mı? Evet. O zaman bu karbon atomları ne hibritleşmesi yapıyordu? SP3 hibritleşmesi yapıyordu. Hidrojen S orbitali zaten değişmiyor biliyorsunuz. O zaman bakın arkadaşlar. Karbonla hidrojenin yaptığı tüm bağlar S ile SP3 orbitali arasında gerçekleşmiyor mu? O zaman birinci bağ, ikinci bağ, üçüncü bağ, beş, altı ve yedinci bağlar S ile SP3 arasındaki orbital örtüşmesidir. İki karbon atomu arasındaysa o da SP3, bu da SP3 orbitali olduğuna göre SP3-SP3 orbital örtüşmesi olacaktır arkadaşlar. Bu moleküldeki merkez atom karbon. Baktığımızda sp P3 hibritleşmesi yaptığı için buna ne diyebiliriz bu karbon için? Düzgün 4 yüzlü molekül yapmıştır ve VSEPR gösterimi ise AX4'tür. Hocam C2H6 dedik. CH3 CH3. E 2 karbon var, 6 hidrojen var. Yani A2 X6 AX3 olması gerekmiyor muydu? Hayır arkadaşlar. Burada bir tane merkez atomuna bakarak söylersiniz bunu. Şöyle ki, burada 2 tane karbon atomu merkez atom. Herhangi birini seçelim. Mesela soldakini seçelim. Burada arkadaşlar bakınız Karbon atomu 4 tane tekli bağ yapmış. Doğru mudur? Yani 4 yere bağlanmış. Dikkatle seyredin. Burada nerelere bağlanıyor? Bir tane hidrojene buradan bağlandı. Yukarıdaki hidrojene bağlandı. Aşağıdaki hidrojene bağlandı ve bu taraftaki CH3'e bağlandı. Yani 4 grup bu karbona bağlandı. O zaman merkez atom A 4 tane de bağlanan grup olduğu için o CH3 kısmını bağlanan grup olarak düşünüyorsunuz. Böylelikle AX4 görüntüsüne sahip oluyor. CH4 molekülüne bakalım. CH4 molekülünde karbon atomuna dikkat ederseniz bir tane pi bağı var. O zaman 3 tane de sigma bağı kalacaktır. SP0, SP1, SP2 hibritleşmesi yapmış olacaktır. Bakın buradan bulduk. Devam ediyorum. Buradaki karbon atomları merkez atom değil mi arkadaşlar? Hibritleşme türünü söyledik. Baktığımızda bir tane p orbitali pi bağı yaptı. Geriye kalan S'den 1, P'den 2 orbitali yani SP2 orbitalleri ise diğer bağları sigma bağlarını yaptı. Şimdi burada. Şimdi burada moleküle bakıyoruz arkadaşlar. Şu bağlardan birisi pi bağı, diğeri sigma bağı. Karbon atomunun yaptığı bağlara bakıyoruz. Dikkat. Bu ne? Hidrojen. S orbitali. Bunun hibritleşme türünü bulmuştuk. sp2. O zaman bununla bunun arasında s sp2 örtüşmesi olacaktır. Bununla bunun arasında da, bununla bunun arasında da bununla bunun arasında da olacaktır. Yani 1 2 5 ve 6. bağlar sp2 orbital örtüşmesidir. Şunlardan bir tanesi neydi? Şu pi bağı olsun. Şu da sigma bağı olsun. SP2, SP2 ucucu örtüşmesi var burada. Pi bağı ise her zaman sabittir. PP paralel örtüşmesi arkadaşlar. Tamam mıdır? Buradaki örtüşmeler nedir diye sorarsa bu şekilde söylüyoruz. Burada merkez atom A. Bağlanan atomlar birisi bu. Birisi bu. Birisi de burası bakın arkadaşlar. Şu grup. Yani şu karbon atomuna bir böyle bir grup bağlı. Bir bu bağlı bir de bu bağlı. Merkez atom A. 3 tane de bağlanan grup var. AX3 oluyor. Yani yani arkadaşlar şöyle bir standarttan bahsedebiliriz. AX3 SP2. Bunları eşleştirebilirsiniz. AX SP. Bunu da eşleştirebilirsiniz. Dedik ya AX3 yapısı var diye. Buna düzlem üçgen ifadesini kullanabilirsiniz. Şöyle ki bakınız şunlar bağlanan gruplar. Bu da bir bağlanan grup demiştik. Alttaki kısım. Sanki şöyle bir düzlem üçgen yapısı vardır arkadaşlar. Zaten söylüyoruz. SP2 AX3 düzlem üçgen. Bu üçü genellikle birlikte söylenir. Gelelim C2H2 molekülüne. C2H2 molekülünde bakın karbon atomu 2 tane pi bağı içeriyor. Geriye kalan iki bağ da nedir? Sigma bağıdır. Ne olacaktır? SP0, SP1. Demek ki sp hibritleşmesi yapmakta. Orbitalin görüntüsünün de nasıl oluştuğu burada gözüküyor. P orbitalinde olanlar pi bağı yapacağı için hibritleşmeye katılmadı. Hibritleşme yapanlar burada bakın. S'den bir, P'den bir orbital kullandığım için sp hibritleşmesi yapmış oldu. Şimdi C2H2 molekülüne baktığımızda molekül aslında bu görüntüye sahiptir. Şöyle gözüküyor. İki tane pi bağı var. Bir tane de sigma bağı var. Arada şu H'la karbonlar arasındaki bağlar zaten neydi arkadaşlar? Sigma bağı bağlarıydı. Şu karbonlar sp hibritleşmesi yapıyor. Hidrojen s orbitaliydi. O zaman bununla bunun arasındaki bağ nasıl oluşuyor? Hangi örtüşmeyle oluşuyor? S-Sp örtüşmesiyle oluşuyor. İki tanesi S-Sp örtüşmesi. Hangilerinden bahsediyoruz? 1 ve 5. bağlar S-Sp örtüşmesi. Şuraya geldiğimizde şunların iki tanesi yani iki tane pi bağı pp paralel örtüşmesi. Devam ediyorum. Şuradaki sigma bağı ise bunlar sp hibritleşmesi yapmamış mıydı? O zaman sp sp p orbital örtüşmesi olacaktır arkadaşlar. Burada karbon atomları merkez atom bir tanesini düşünelim. Şu merkez atomu düşünelim. Şu karbona bir şu bağlanmış bir de bu grup bağlanmış değil mi arkadaşlar? Yani AX2 görüntüsü var. Bir bu taraf bağlı bir de bu taraf bağlı. Karbon karbon. İsterseniz bu karbonla düşünün fark etmez. Şu karbon merkezi düşünsek bir bu bağlanmış bir de burası bağlanmış. O yüzden ne olacaktır? AX2 görüntüsü olacaktır. SP hibritleşmesi AX2. Bakıyor musunuz moleküle? Dümdüz. Doğrusal. Ne oldu? SP AX2 ve doğrusal. Bunların da 3 üçünü birlikte söyleyebilirsiniz. Şimdi karbondioksit molekülüne bakalım. Karbondioksit molekülünde iki tane pi bağı var, iki tane de sigma bağı var. O zaman bu karbon atomuna baktığımızda iki tane pi bağı içerdiği için sp3'ten 2p'yi çıkart sp kalır. Ya da şöyle düşün, sigma bağlarını sayalım. sp0 sp1. sp hibritleşmesi yaptığını söyleyebiliriz. Merkez atom burada karbon, diğer atomlar buna bağlanmış. Ne olacaktır burada arkadaşlar? AX2 görüntüsü ve bakın düzlem var, doğrusal. Ne demiştim zaten? SP, doğrusal ve AX2 görüntüsü bunlar birlikte söyleniyordu. CH2O molekülüne bakalım. CH2O molekülü şöyle bir görüntüye sahiptir. Karbon atomuna iki tane hidrojen, bir tane de oksijen bağlı gördüğünüz gibi. Fakat oksijenle karbon arasında iki bağ var. Bu bağlardan birisi pi bağı, diğeri de sigma bağıdır. Karbon için söylediğimiz bir şey vardı. Neydi? Pi bağlarını çıkartıyorduk, geriye kalan hibritleşmeyi buluyorduk. Bakın üç tane sigma bağı olduğu için SP0, SP1, SP2 hibritleşmesi yapıyor bu. TP2 hibritleşmesi dediğimizde neler vardı arkadaşlar bakın düzlem üçgen ya da üçgen düzlemsel AX3 görüntüsü. Bunlar birlikte söyleniyordu. Gelelim sorumuza. İkinci periyot elementi olan X ile hidrojen atomu arasında XH3 polar molekülü oluşmaktadır. Hmm, dikkat! Polar molekülü oluşmaktadır diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi XH3 iki tane XH3 molekülü vardı. Birisi BH3 diğeri de NH3'de hatırlarsanız. Şimdi BH3 olursa merkez atomda ortakla ortaklaşmamış elektron bulunmadığı için apolardı ama NH3 olursa neydi arkadaşlar bu merkez atomda iki tane ortaklaşmamış elektron bulunduğu için polardı. Yani arkadaşlar şekli çizersek şöyle olacaktır X XH'la da üç tane bağ yaptık gördüğünüz gibi. Buradaki görüntüye bakarsanız eğer ortaklaşmamış elektronlar iki tane, üç tane de hidrojenle bağ yaptı etti beş tane değerlik elektronu. Demek ki X 5A grubu elementiymiş arkadaşlar. Polar dediğinde XH3'e 5A grubu. Apolar deseydi 3A grubu diyecektik. Çünkü o zaman 3 tane bağ yapacaktı. Ortaklaşmamış elektron bulunmadığı için de ne olacaktı? Değerlik elektron sayısı 3 deyip 3A diyecektik. Ama polar dediği için ortaklaşmamış elektron çifti var. Diğerleri bağa katıldı. 3 tane buradan geldi. 2 de oradan etti 5. 5A grubu elementidir. Molekülün geometrisi neydi arkadaşlar? Şöyle bir görüntü olduğu için üçgen piramit diyorduk. Düzlem üçgen bu muydu? Hayır. O BH3'teki gibi düzlem üzerinde gözüküyordu. Dümdüz hatırlarsanız bu değildi. HXH bağı 107 derecedir. Evet hatırlarsanız bu molekül için demiştik. X ile H arasındaki HXH bağı neydi arkadaşlar? 107 dereceydi ya da 107.3 dereceydi. O yüzden bu ifade de doğrudur. Ne oldu cevabımız? 1 ve 3 oldu. VSEPR gösterimi AX3E'dir diyor. Bakın X burada 3 tane bağlanan var. AX3 etti. Buradaki X ile A'lar birbirine karışacak. Dikkat edin. Buradaki X bir moleküldeki x a diye söylüyoruz merkez atom. 3 tane bağlanan atom var ax3. Merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti var. Ona da e diyorduk. ax3 e oldu gördüğünüz gibi. Yani 1 doğru, 3 doğru ve 4 doğru gördüğünüz gibi cevabınız ne olacaktır? 1, 3, 4 olacaktır. Yukarıdaki organik bileşiğin yapısındaki karbon atomlarının hibritleşme türlerini yazınız. Yapmıştık. Birinci karbona bakar mısınız? Bir tane pi bağ içeriyor. E o zaman sp2 hibritleşmesi yapar. İkinci karbon atomu sağdan ve soldan birer tane pi bağı içerdiği için iki tane pi bağı var. O zaman sp hibritleşmesi yapacaktır. Üçüncü karbona bakarsanız sadece bir tarafından bir tane pi bağı içeriyor. Yani ne olacaktır burada arkadaşlar? Bir tane p orbiteli azalttık. sp2 kaldı. Dördüncüye bakarsanız hiç pi bağı yok. sp3 hibritleşmesi. Beşinciye bakarsanız iki tane pi bağı var. Üçlü bağdan dolayı sp hibritleşmesi. Altıncı da aynı şekilde bu tarafa doğru bakan kısmında iki tane pi bağı var. O zaman SP hibritleşmesi ve da hiç pi bağ yok. SP3 hibritleşmesi yapar diyoruz arkadaşlar. Bu tabloyu size oluşturdum arkadaşlar. Tüm 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ile ilgili bir yapı oluşturdum. Bunu incelemenizi istiyorum. Size pratiklik sağlayacaktır. Hangi molekülde hangi bağ açısı vardır ve polar mıdır, apolar mıdır? Hibritleşme türü nedir? Bu tablo size verecek bunu. Gayet güzel açıklayacak. Bunu incelerseniz çok faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Ya da alın evde bir yere asın arkadaşlar veya karşınız da dursun bu size çok fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar konumuzu burada bitirmiş olduk beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. konuyla ilgili bol tekrar yapmayı soru çözmeyi sakın unutmayın arkadaşlar bu videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim Çıkın çıkın gelin arkadaşlar hepinizi bekliyorum bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.